Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekstil maddeleri 2 dersimize devam ediyoruz. Konumuz viskoz ipeği. Viskoz ipeği, Cross ve Bevan tarafından selülozun genel özelliklerini kapsayan bir araştırma sırasında 1892 yılında keşfedildi. Bu işlem selülozun ksantat asidi tuzu üzerinden yapılır. Viskoz ipeği üretimi için daha çok pamuk linteli veya ladin ağacından elde edilmiş odun hamuru kullanılır. Üretime geçmeden önce selüloz sodyum hipoklorit ile ağartılır. Kağıt hamurundan viskoz ipeği üretimi aşağıdaki aşamalardan geçilerek yapılır. Kağıt hamuru %17,5-18'lik sodyum hidroksit çözeltisi ile 19-20 derecede ısıtılır. 1-4 saat bekletilir. Bu sürede polimerleşme derecesi en yüksek olan alfa selüloz dışında kalan beta ve gamma selüloz ile hemiselüloz çözünerek ayrılır. Alfa selüloz ise sodyum hidroksit ile reaksiyon vererek sut selülozunu oluşturur. Islatma süresi tamamladıktan sonra selüloz üzerinde %300 çözelti kalacak şekilde bir sıkma yapılır. Elde edilen hamur kıvamındaki madde parçalanma makinalarına verilir. Parçalanma bundan sonraki işlemlerin homojen olması için çok ince kırpıntılar ayrılıncaya kadar yapılır. Kırpıntılar çelik kazanlar alınarak 21-23 derecede 3-4 gün hava temasında bekletilir. Ön olgunlaşma denilen bu işlem sırasında selüloz oksijen ile bazik ortamda zincir parçalanmasını uğrar. Burada amaç polimerleşme derecesini belli bir ölçüye kadar düşürmektir. Polimerleşme derecesi 350-800 arasında olduğunda beklemeye son verilir. Polimerleşme derecesi yüksek olursa elde edilecek selüloz çözeltisinin viskozitesi yüksek olur ve spiral deliklerinden geçmez. Sut selülozu kırpıntıları hava geçirmeyen kazanlara alınır ve kalsiyum sülfür eklenir. Kalsiyum sülfür miktarı selülozun %10'u kadar olmalıdır. Karbon sülfür. Karbon sülfür ve sut selülozu arasında meydana gelen reaksiyon eksotermiktir. Bu nedenle dıştan soğutarak 30 derecede muhafaza edilir. Reaksiyon tamamlandıkça meydana gelen selüloz sodyum ksantat ortamında çözünür. Bu çözelti turuncu ve viskoz bir sıvıdır. Bu nedenle çözeltiye viskoz çözeltisi denir. Turuncu renkli çözeltiden reaksiyona girmemiş karbon sülfürün fazlası vakumla uzaklaştırılır. Üzerinde karışımda %6,5 sodyum hidroksit ve %7,5 selüloz bulunacak şekilde serrelik sodyum hidroksit çözeltisi eklenir. Hazırlanan viskoz çözeltisine mat iplik elde edilmek isteniyorsa matlaştırıcı pigment olarak titan dioksit ilave edilir. Pigment miktarı istenen matlık derecesine göre ayarlanır. Bu aşamada istenirse ayrıca pigmentler eklenerek renkli viskoz iplikler elde edilir. Kütle boyama denilen bu işlemde renklendirme için çeşitli pigmentler kullanılır. Bu yöntemde boyama, üniform tonlar ve yaş hastalıkları sağlar. Ayrıca işlemlerin azaltılması gibi üstünlükleri de vardır. Viskoz çözelti erim işleminden geçmeden önce bir süre dinlendirilir. Bu süre 4-5 gündür. Bu işlemi ikinci olgunlaştırma denir. Dinlendirmeden sonra viskoz çözelti filtre edilir ve vakumlanır. Bu işlemin nedeni çözeltide kalabilecek küçük parçacıkların başlıkları tıkamasını ve kalabilecek hava kabarcıklarının lif üretiminde kopuk yapmasını engellemek içindir. Yaş erime yöntemiyle filament haline getirilecek viskoz ipeği için koagülasyon banyosu olarak %1-5 çinko sülfat ve %15-22 sodyum sülfat içeren seyreltik %7-10'luk sülfürik asit çözeltisi kullanılır. Koagülasyon banyosuna glikoz gibi bazı şekerlerle manyezyum sülfat da katılabilir. Koagülasyon banyosundan çıkan filamentler önce yıkanır. Koagülasyon sırasında çöken kükürtlü kompleks bileşik artıklarından artmak için sodyum sülfür çözeltisine batırılır, çalkalanır. Gerekirse sodyum hipoklorit ile ağartılır. Bunu izleyen işlem hidroklorik asitle asitlendirme işlemidir. Daha sonra germe çekilme işlemine yollanarak dayanıklılık artırılmış olur. Evet, şekilde arkadaşlar viskoz ipeğinin gerek filament şeklinde gerekse tapel şeklinde üretimlerini aşama aşama görmekteyiz. Şeklin sağ tarafın sol tarafındaki kısım filament lif üretimini ifade ediyor. Evet, işte yukarıda az önce 1'den 8'e kadar saydığımız maddeleri şematik olarak gösteriyoruz. Yani ağaçtan saf selülozu elde ettik ve elde etmiş olduğumuz saf selülozu sıvı hale getiriyoruz. 7. aşamadaki polimeri sıvı hale getiriyoruz. Sıvı hale getirmiş olduğumuz polimer 8. sırada bulunan yaş eğirme yöntemi ile filament haline getiriyoruz.
Ve buradan 10. kanalı izliyor. Yaş eğirme yöntemi. 11. kanalda bir yıkama yapıyoruz. Sülfürizasyon işlemi yapıyoruz. 12'de ağartma işlemi gerçekleştiriyoruz. 13'te kurutma ve 14'te de viskoz filamentleri elde etmiş oluyoruz. Şeklin sağ tarafında ise 9 olarak belirtilen kısım viskonun ştapel şekilde üretildiğini ifade ediyor. Yine 10. kısımda yaş eğirme yöntemi, 15'te germe çekme işlemi, 16-17'de kesme ve yıkama işlemleri, 18'de kurutma işlemi ve 19'da da ştapel şekilde elde edilmiş viskon elyafının balyalanmasını şematik olarak gösteriyoruz. Viskoz ipeğinin özelliklerine bakacak olursak, viskoz ipeği kullanılan düze başına bağlı olarak farklı iplik inceliklerde elde edilir. Enine kesti dairesel değil, kıvrımlıdır. Evet, boyuna kesti görüyoruz arkadaşlar. Bakın boyuna kesitte girintiler, çıkıntılar var. Boyuna kesitteki bu girintiler, çıkıntıları enine kesitte rahatlıkla görebilmekteyiz. Viskoz rayonu pamuk ile karşılaştırdığımızda her ikisi de %100 selüloz olmasına rağmen polimerleşme dereceleri farklıdır. Bu değerler pamukta 200, 2000, 1000, 10.000 arası, viskoz ipeğinde ise 200-250 arasındadır. Ayrıca pamukta %70 olan kristalin bölge oranı viskoz ipeğinde %40'tır. Bu farklar onların fiziksel ve kimyasal özelliklerinde farklılıklar yaratır. Bu nedenle pamuktan daha mukavemetsiz, kimyasal reaktiflere karşı direnci daha azdır. Islandığında dayanıklılığı daha da azalır. Mukavemeti kuruyken 2-2,6 gram bölü denye, ıslakken 0,95-1,5 gram bölü denyedir. Kopmadan %17-25 uzama gösterebilir. Viskoz ipeği suda ve bazık çözeltilerde pamuktan daha fazla şişer. Benzeri pamuklu kumaşlardan daha fazla boyca ve ince kısalma gösterir. %60 bağın nemde %11-13 kadar nem çeker. Ağartma gerektiğinde sodyum hipoklorit ve hidrojen peroksit kullanılır. Ağartma daha çok lif haline getirilmeden önce kağıt hamur halindeyken yapılır. 150 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda dayanıklılık azalır. 185-205 dereceki sıcaklıklarda yanar. Yandığında yanık kağıt kokusu duyulur. Viskoz rayonu filament halinde elde edildiğinde ipeğe çok benzer. Çok fazla parlaktır. Üretimde matlaştırıcı pigmentlerin ilavesiyle bile merserize pamuk parlaklığına erişebilir. Parlaklığı nedeniyle dayanıklılık gerektirmeyen yerlerde ipek yerine kullanılır. Ayrıca ince çekilmiş sentetik filamentlerle de karıştırılır. Bunun dışında viskoz ipeğine kıvrımlar vererek ve 6-20 santim boyuna keserek kesikli elyaf şeklinde de kullanılır. Pamuk ve yünle karıştırılarak kullanılan kesilmiş viskoz liflerine viskon adı verilmektedir. Evet, farklı bir şekilde de arkadaşlar viskon elyafının üretimini şematik olarak görmekteyiz. Modifiye sellozik lifler konusuna